Çaresizim yani. Köpeğimi bulmak istiyorum. Ben de onsuz yaşayamam çünkü. Tek umudum sizsiniz. Belki vicdana gelir. Hırsızlar 1 yaşındaki köpeği poşete koyup çaldı. 1 yıldır ona gözü gibi bakan genç kız kahroldu. Köpeğini bulana 5.000 lira ödül koydu. Yani geceleri uyuyamıyorum. Onun uyandığı saatler vardı. O saatler gelince nefesim kesiliyor. Dilara Yektaş 23 yaşında üniversite öğrencisi. Annesi, abisi ve 1 yaşındaki bulldog cinsi köpeğiyle yaşıyordu. Evlilik hazırlığı yapan genç kız düğün öncesi alışverişi için dışarı çıktı. Gözü de arkada kalmıştı. Canından çok sevdiği Queen'i evde yalnız bırakmıştı. Köpeğini en son o gün gördü. Alışverişten döndüğünde Queen kucağına atlar zannediyordu ama ondan ses seda yoktu. O gün de yine aynı şekilde burada bıraktım. Mamasını, suyunu koydum. Ama o hiçbir şekilde ben gelene kadar gördüğünüz gibi de mamasına, suyuna kesinlikle dokunmaz. Eve geldim. Köpeğime seslendim. Köpeğim yoktu. Köpek hırsızları genç kız evde yokken işe koyuldu. Queen'i çöp poşetine sarıp hayvanı poşetin içinde havasız bıraktı. Ve kucakladıkları köpeği çalarken işte böyle kameralara yansıdı. Köpeğimi çalan şahıs kucağında bulundurarak şu kapıdan köpeğimle birlikte atlayarak koşmaya başlıyor. Yektaş'ın köpeği 5 gündür yok. Bulldog cinsi köpek hasta ve ilaç kullanıyor. Ve bu durumu sahibini daha da endişelendiriyor. Ömrüm sonuna kadar ilaç kullanması gerekiyor. Ona zarar vermesinler. Ne istiyorlarsa, kaç para istiyorlarsa vereceğiz. Yeter ki getirsinler. Yeter ki. Yektaş elindeki görüntülerle polise başvurdu. Ama 5 gün geçmesine rağmen köpeğine hala kavuşamadı. Queen'i bulup getirene 5.000 lira ödül de koydu. Genç kızın tek isteği minik Queen'in eve dönmesi. Tek umudum sizsiniz. Belki vicdana gelir. Gene söylüyorum, ne kadara satacaksa ben ona istediği parayı vermeye hazırım. Hem Karadeniz